kendime yalan söyledim. Vazgeçtim rüyalarda. Kaldığım yerler çok uzak sana artık. Hepsini hatırlatır. Selam, ben Adal. Bu da O Ses Adalancas. Bir öncekinde yetenek yarışması yapmıştık, herkesin otoblokları çalmıştı, kısır söylemişti. Ama ondan sonra öyle bir kadro topladık ki herkes o güzel sesini konuşturdu. Normalde notablokları da çalındı, hatta o kadar iyi çalındı ki videoyu attığım ilk seferde notabloklarından birinden telif bile yedik. Aynen o kadar iyi. Sizler de Instagram'dan, Discord'dan saatini duyurduğumda Twitch yayınlarında 20.00'da katılabilir ve dinleyebilirsiniz. Çünkü bu 2,5 saat boyunca süren şarkılı bir etkinlikte daha fazla söyleyen insan vardı ve notablokları fazlasıyla çalan vardı. Onların birçoğunu kırptım. Daha fazla içerik istiyorsanız Twitch'te 20.00'da her gün yayın yapmaya çalışıyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Ayrıca her ay abonelerime 40 tane Minecraft Premium veriyorum. O zaman birazcık kulağınızın pası silinsin. İyi seyirler. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Burada telifini alıyorum bu şarkının, hazır. Bu zaten YouTube'a gidecek. Telifini burada mı alıyorsun? Telif öyle alınmıyor kanka. Geldim. Çalan da çalsın. Yenisini yazarım. Şimdi. Çalan da senin kadar güzel söyleyemez be kral. Sahne sende. Let's mikrofona go. Vur. Tekrardan. Evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Gökkuşağının sırtındayım, altımda bir sürü çiçekler, aklımda bin türlü düşünceler. Gökkuşağının sırtındayım, altımda bir sürü çiçekler, aklımda bin türlü düşünceler. Hafif bulutlu bir havada, yağan yaz yağmuru altında, sırılsıklam. Kafanı kaldır bir bak bana, yukarıdayım gökkuşağında, bekliyorum seni. Yanımda bir yer ayırdım sana, gel beraber dalalım bu düşüncelere. Yanımda bir yer ayırdım sana, gel beraber dalalım bu hayallere. Hayaller dünyası güzeldir. Düşlemek bazı şeyleri, aşağıdakiler hiç bilmez ki. Gel biz bilelim renkleri. Gökkuşağının sırtındayım, altımda bir sürü çiçekler, aklımda bin türlü düşünceler. Gökkuşağının sırtındayım, altımda bir sürü çiçekler, aklımda bin türlü düşünceler. Gökkuşağının sırtındayım, altımda bir sürü çiçekler, aklımda bin türlü düşünceler. Altımda çiçekler. Direkt geçiyor. Ama şimdi böyle oldu. Baskımı yedi. Anne baskını yedi. Çok iyi. Chat neden güldüğümüz, her zaman söylüyorsunuz neden gülüyorsunuz diyorsunuz. Kagiz çok net bakıyor. İşte ondan sonra Gazneli kafa sallıyor. Ortam çok iyi. Korumalarımız da var. Belalı. Ya ben de kısırı seviyorum yani. Arkadaşım şeyim böyle, duygulanıyorum ya. Ona gülüyor falan. Ben sanki şeyim böyle, ne kadar da kötü söyledi. Yok, gayet güzel söylüyor adam. Ne yapayım ben burada şeyim. Sadece anne baskının bitmesi. Evet. Baskın yemesi miydi? Yemeğe çağırdın. Direkt solo'ya geçtin ama orada. Evet, birazcık bastırmaya çalıştım onun sesiyle ama olmadı maalesef. Evet. Anne yemeğe gelmeyeceğim. Tamam, çalacak mısın yoksa yemeğe mi gideceksin direkt? Ben yemeğe gideyim istersen, dayak yemeden önce biraz. Tamam abi. Aga be, sanatçı zor yetişiyor arkadaşlar. Sanatçılar çok zor yetişiyor.
Yarışmanın geri kalanına yetişirsem gelirim inşallah. Tamamdır. Tamamdır. O zaman sırada Enderez abim var. O silahıyla beraber insanları korku saçıyor. Believer'ı çalacak bize güzel bir şekilde. Dün biraz heyecan yapmış. Çünkü dün silahı da elinde düşmüyordu yani. Biraz bir tık kötü çaldı. Bizi vuracak falan sandık. Ufak heyecan. Tamam. Son kısım tam noktayı koyamadım ama düne göre heyecanlı bayağıymış. Enderez yeter artık yeter. Terör estirme, maganda kurşuna gitmesin yarışmacılar. Güzeldi. Dün çok heyecan yapmıştı. Çalamamıştı. Ritmi falan böyle kendisi bir gerilmişti. Birçok çalamayan hani kendi gerilen kişi vardı. Onları da tane tane böyle dedik ki boş ver tekrar çalarsın. Yani hani insanlık hali böyle şeyler. Gayet de tatlı güzel çaldı yani. Bayağı sağlam çaldı. Taylan sahnede arkadaşlar. Taylan Akdok. Kendisinin sesini göreceğiz. Bu arada kimseyi bilmiyorum şu an. Hani kim nasıl söylüyor diye. Benim için de tamamen sürpriz olacak. Yani Minecraft içerisindeki Minota bloğundansa bu apayrı bir durum. O zaman Taylan sahne senin bakalım. Terk edilmiş bir şehrin ortasındayım. Altım çamur üstüm yağmur ama bak buradayım. Bazı şeyler kaybetmeden sevilmiyor. Bedenim burada fakat ruhum kabul etmiyor. Kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Paramparça bütün aynalar. İçimde kan revan birisi var. Kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Paramparça bütün aynalar. İçimde kan revan birisi var. Kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Paramparça bütün aynalar. İçinde kan revan birisi var. Kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Paramparça bütün aynalar. İçinde kan revan birisi var. Teşekkürler. Bu arada. Çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Duygulandım lan böyle bir yarışma düzenleyip burada böyle bir şey yapacağımı hiç beklemiyordum yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani chat şu an onun ses nasıl falan yapıyor böyle. Mükemmeldi abi. Katılım için teşekkür ederim. Bayağı iyiydi. Yayına selamlar buradan. YouTube'a da. Selamlar abi. Of chat sağlam yani chat bayağı iyiydi. Sevmiş sanırım. Herkese teşekkür ederim. Chat bayıldı yani. Yani benim karga sesimden sonra böyle bir ses. Ben zaten güzel bir şarkı hiçbir şarkı söylemeyip mırıldanıyorum sadece falan. Yok herkesin içinde mücevher vardır ya.
Sağ ol. Tamam, yakında keşfedersin bence. Ya o belki. Umarım keşfederim. Şarkı söylemek güzel bir şey ama hani... Benim bir arkadaşım vardı. Ben bu gitara falan yeni başladığımda bana şey diyordu. Sen çal ama söyleme diyordu. Buradan ona da selam söylüyorum. Sende de mi aynı şey var? Söyleyemiyor gibiydin. Ondan sonra mı? Ben kendimi geliştirdim. İlk başta söyleyemiyordum ben de. Böyle utanıyordum. Sesim kötüydü falan. İşte ben de hırs ettim falan. Bir anda geliştirdim kendimi. Bir tenisçi bir hikayesi vardır arkadaşlar. Bayağıdır çalıyorum yani. Bence sen de öyle yaparsın. Herkes yapar yani. Çalışmaya bakıyor yani. Azim başarı mutluluk. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Helal olsun ya. Buradan tamam. Azıcık ilham dolalım insanlara. Buradan bu yayın sonunda Kagezik kulaklarını kazanarak başlıyorum değil mi? Direkt böyle. Kagez asla memnun değil bu konumdan. Oğlum böyle bir şey cidden ne bileyim sonuçta insan böyle başlıyor. Kanallar çalındıktan sonra bırakacağım falan dedim. Şimdi böyle hadi insanları bir yere toplayıp böyle şey yapınca duygulandım yani. Ayrı bir havası oldu. Merhaba. Teşekkür ederiz böyle bir şey düzenlediğin için sana. Abi daha katılmak istersen yani başka şarkılarla daha başka zamanlarda olur. Yapacağız yani. Olur. Diğer yarışmalara da mutlaka gelirim. Evet arkadaşlar nasıl yani kız mı? Kızlar gerçek miydi? Aman Allah. Kagiz kızlar gerçek miydi? Nasıl yani? Bilmiyorum valla. İlk defa göreceğim. Tamam. İsterim o zaman. Tamam abi. Sokaklar sakin. Geceler kara basan. Ellerim titrer. Kim bu ben? Kim bu susar? Sonra ne bilen, sebebim yok bana kıyan. Erkeğim sendin, vazgeçtim rüyalarda. Beni sevmezsen, yağmurları sev, bulutlar ağlasın. Sen gül güneş dostum, yeniden gidiyorum. Gözüm yaşlı, haram har yüreğime. Sev yağmurları, yağmur yağsın üzerime. Gidiyorum gözüm yaşlı, aynı yol, yol üstüne. Sen sev yağmurları, yağmur yağsın yüzüme, yüzüme, yüzüme. Merhaba. Merhaba. Ya Discord'un ses algılamasından arada bir bozuldu ama en azından kızların gerçek olduğunu bu yayında algıladık arkadaşlar. Kızlar gerçekmiş. Anime kızları gerçekmiş. Bu yüzden en azından yani katılım iyiydi. Chat bakın ya bak kimleri getirdik. Astrolistler falan böyle herkes var böyle. Fenasal. Sesler mükemmel. Ben bile bilmiyordum bu arada bu kadar iyi olacağını bu etkinliğin. Öbür yarışmacıya geçiyoruz. Teşekkür ederim Sude. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Papa Garvel. Papa Garvel adam şimdi sahneye gelecek. Şarkını söyleyecek. Hemen çekiyorum bir dakika. Papa Garvel adam. Direkt girdin. Tamam. Her yana çarptığında sırılsıklandık yağmurda. Galata'da rıhtımda. Ne yazık.
yazık demiştin, sevgi yok hiç gözlerinde. Yıldızların altında boş ver demiştin, konuşma. Galata'da rüftümle ne yazık demiştin, sevgi yok hiç gözlerinde. Yıldızların altında sırılsıklandık yağmurda. Galata'da rüftümle yağmur yağdı bütün gece. Damlalar penceremde, bir şey olacak yok ama insan bekliyor, bekliyor işte. Hep seni hatırlatır, her cama çarptığından. Sırılsıklandık yağmurda, Galata'da rıhtımda. Ne yazık demiştin, sevgi yok hiç gözlerinde. Yıldızların altında boş ver demiştin, konuşma. Galata'da rüftümle ne yazık demiştin, sevgi yok hiç gözlerinde. Yıldızların arasında sırılsıklandık yağmurda. Galata'da rüftümle. Üff, havai fişekleri tam şeyinde attınız. Papa Garble, yani Teoman adam, çok iyisin cidden. Çok teşekkür ederim oğlum. Yani Teoman yarışmamıza kılık değiştirerek geldi arkadaşlar. O yüzden de burada şey yapmak istemiyor, yani kendini açığa çıkarmak istemiyor. Teoman abi, katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Böyle ben ayrı bir tat kattın. Selam söyleyebilir miyim? Söyle abi, istediğin gibi söyle. Bana spam atıyorlardı bir yandan, özür dilerim. Buradan Harrington'a, Yiğitcan'a ve Arif'e çok teşekkür ederim. Bir de Naturel'e. Tamam, isimlerini tek seferde tekrar okuyamayacağım, ben de teşekkür ederim. Abi, yani katılımınız için, şey yaptığınız, desteğiniz için güzel, tatlıydı. Güzeldi baya. Tekrardan de Papa, sen de abi çok iyi bak Teoman abim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ya arkadaşlar, anlamıyorsunuz, Teoman'ı getirdik buraya. Anlamıyorsunuz yani. Fiu fiu, yani parti bebeğim. Çok gerginim bir yandan. Yani oğlum, bu yayın böyle ya, ağlama yayını, duygusal bir şeyin böyle bipolar gibi bir şey oğlum. Duygu değişimine bak. Sıcak sudan soğuk suya hızlı geçişler. Bir yandan eğleniyoruz, bir yandan böyle üzünleniyoruz. Garip bir şey oldu bu yayın. Okey, direkt başlayabilirim. O zaman sahne senin abi. When you were before, girl look you. Baya sağlamdı abi, baya iyiydi ya. Oğlum çok iyiydi. Yani tam böyle nokta atışı şarkı yapmışsın böyle. Anılarım depreşti böyle, tamam mı? Ben böyle o kadar daraldığım zaman sokak aralarında bu şarkıyı dinleyip böyle etrafta şehri turluyordum falan. Özellikle sevdiğini duyduğum için bu parçayı seçtim. Daha güzel bir şey olsun evet, diye. Zaten duygulanıyorum yani, böyle bir yarışma yapıyoruz. Yarışma tam böyle, tam yarışması yok. Adı yarışma da. Ha böyle çıkıyorsunuz, söylüyorsunuz. Bir duygulanıyorum. Bir de kliple girince böyle bayağı şey oldum yani, sulu göz oldum. Bayağı sağlamdı. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Abi beğendik, bayıldık. Gayet güzeldi. Arkadaşıma başarılar diliyorum. O da şu an yarışmaya katılmak için bekliyor. Tamamdır. O zaman Arda'ya, ona da selam söylüyorum. Arda mı? Arkadaşlar bakın ne güzel, hem bütün arkadaş camiasıca böyle yetenekli adamlar yani. Artık geri döner mi bilmem,
Bilmem trenler almış rayını gizem. Artık durak bulur mu bilmem. Trenler küsmüşse rüzgara delen. Pişmanlık neden her zaman geç gelen tren. Çocuk gibi kahraman ve kadın gibi hep giden. Kaldığım yerler çok uzak, sen artık görüşlerin yabancı artık bana. Bomboş vagonlar, kırık camlar, bavullar kara, trenlerim sana. Kaldığım yerler çok uzak, sen artık gülüşlerin yabancı artık bana. Bomboş vagonlar, kırık camlar, bavullar kara, trenlerim sana. Sen acayip bir şeysin abi. Teşekkür ederim. O bayağı iyiydi. Teşekkür ederim katıldığın için. Arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar benim de sesim iyi lütfen. Hayır, yayını terk etmeyin şimdi falan Can'dan sonra lütfen. Can'dan sonra yayını terk etmeyin. Oğlum çok iyi ya. Keşke sonu alsaydık. Yani bundan sonra bu ses çekilmez arkadaşlar. Yahya Acar. Bütün foyumuzu ortaya çıkardın Yahya Acar. Eyvah. Bu adam çok tehlikeli. Canı sürdüğünü bilmiyordunuz aslında. Neyse, ses tellerine sağlık. Çok iyiydi, güzeldi. Teşekkür ederim. Çok güldüm ama chatten bazıları ne bağırıyorsun lan falan yazdı. Ya kanka bağırmadan şimdi o... Ya biliyorum ya, o zaten komik kısmı ya, bağırman lazım ama hani komik de yani ne bağırıyor lan bu adam diye böyle. çok sağlamdı, güzeldi. Herkes zaten böyle oldu. Lan ne oluyor lan? Nereye geldik biz falan oldu chat. Güzeldi. O zaman teşekkür ederim tekrardan. Ses tellerine sağlık. Buradan da tekrardan teşekkürler abi. Mikrofonu vereyim mi abi? Mikrofon evet olabilir ya. Al ya, abi. Ya, dur bu kaliteli mikrofon değil ama bunu al. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Ama şuna bakıyorum. Utku'nun ağzında bir tane sigara var. Elinde bir tane sigara var. Yetmemiş yani. Yoldan yoldan çekiyorum sırayla. Of. Kısır adam be. Sen de ne cevermişsin be. Yeter artık. Ya kendim vasıfsız bir eleman olarak artık yayınları bırakıyorum ve bir daha bir bok yapmıyorum ya. Yeter bu nasıl... Herkes deli gibi yetenekli arkadaşlar. Bana bir şey, enstrüman bir şey öğretin. Ben de çalayım yani. Bütün bittim yayın duygu girişimlerinde böyle bir üzül, bir
Allah bir sevin bir şey, o kadar şey ki. Oğuz şey demiş, büyük rakı açmaya gidiyorum. Herkes de şey yazıyor böyle, Adalanjes meyhanesine hoş geldiniz. Aynen öyle. Bizden buradaki bütün salondaki bütün abonelerime buradan hemen küçük bir rakı açıyoruz. Yani isterlerse yani en büyüğünden en tatlısından pek rakıyla aram yok arkadaşlar, kaçlık saatlik. Çünkü benim rakıyla çok kötü bir anım var. Bana küçükken 5 yaşındayken su diye rakı içirmeye çalışmıştı bir tane akrabamız ve diye tükürmüştüm ben onu. O zamandan beri rakı dendiğinde gözümü çevirir asla bakmam, travmatik bir anımdır o. O yüzden kaldı öyle. Biz viskiciyiz ayağı. Ya biz viskiciyiz beyler ya. Elit takılıyoruz. Biz elitiz, buzu da atıyoruz böyle biraz döndürüyoruz falan, ondan sonra birkaç yudum alıyoruz öyle tane tane. Tommy Init bak, kaç yayındır bir aksilikler çıkıyor sana, bu sefer çalabileceksin. O Moonlight Sonata'nın bütün hepsini çalacak adam. Bu ne? Ya, helal olsun. Adam 3. kısmı bile çalabilir yani. Efsane çaldın Tommy Init be. Tommy Init be. Bu böyle with my boys herkes atlıyor değil mi böyle? Oğlum adam öyle bir sistem kurmuş ki böyle. Bunu nasıl sığdırsın sahneye? Bak, buradan giriyor, buradan çalıyor, buraya giriyor, buradan bitiriyor. Yani tam anlamıyla, tam bir anlam üstad yani. Efsane yapmış, efsane olmuş. Arkadaşlar şey yapalım, bir abonelerim arasında bir yarışma düzenlemek istiyorum hızlı bir şekilde tekrardan. Geçen günlerde yaptığımız gibi onları hızlı bir şekilde yapayım. Yarışmamız şöyle abi, 2+2 sorular soruyorum ve siz bildiğinizde ödül kazanıyorsunuz. Bugüne de 200 liralık bir ödül koymuşum. Toplamda bu ay boyunca bayağı hani parasız kaldım artık. 1000 liraya yakın abonelerime bir şeyler dağıtmış oldum. Çünkü sizden gelen size gitsin diye. Şimdi de bugün de aynı şekilde abonelerimden
Yani cidden zor sorular soracağım. Bilebilen zengin olacak. Sami CNR abi. Zor bir soru geliyor. 2 artı 2 abi. Kaç? Zor bir soru. Fazlasıyla 5 diyenler var. Varsayımlar yapıldı. Bunun için kısa filmler çekildi. Hani hala 4 mi eder 5 mi eder zor yani, ama asıl cevabı ben biliyorum Sami CNR. Sen de doğru cevabı verirsen 50 lira Steam kodu kazanacaksın. Yarışma bu kadar zor. Evet, bu kadar zor arkadaşlar. Müzik de duruyor sürekli olarak. 4 doğru cevap. Esat Yapıcı. Esat 3. oyunu yenilemişti aylar yıllar sonra. O zaman zor bir soru. Sana 50 lira kazandırayım abi. Sovyetler ne zaman kuruldu? 4. Aynen öyle. Aynen öyle. Milattan sonra 4 yılında Sovyetler kuruldu. Çok erken kuruldular abi. Çok hızlı gelişememişler. O zaman öbür yarışmacımıza geçiyoruz. Naber Usta. Naber Usta. Aynen öyle. Undertale'ı biliyor galiba. Undertale'ın kaç sonu vardır abi? Aynen. Selamünaleyküm. Doğru cevap. Hayır, değil. 3 tane sonu var. Sen öyle diyorsan doğrudur. Doğru cevap. Onun dışında tak. Samet KLCC 0. Soru da tükendi ki ya. Annen kaç yaşında? Hayır, bilemedin falan. Ne sorabilirim ki yani? 5 artı 1 kaç abi ya? Cidden soru kıtlığı çektim. 5 artı 1. Aynen. O zaman 200 lira da cepten gitti. Yine fakirleştiğimize göre chat. Aynen öyle. 6 cevabını da verdi. Güzel. O zaman bir self promote yapayım arkadaşlar. Prime Gaming al. LoL'den, Fall Guys'dan, Roblox'dan, Rainbow'dan, GTA'dan, her yerden bedavaya içerik alıyorsunuz falan filan. Ve ilk ay bedava, sonra 8 lira. Gidip de dizi falan da izleyebilirsiniz böyle. Dizilere başlayabilirsiniz. Ve bana da abone de olabilirsiniz üzerine. Bunların hepsini ilk ay bedava, sonra 8 liraya yapıyorsunuz. Abonelerim çoğunu da Prime'da abone oluyor birçok kişi bana. Bunu da buradan belirtmiş olayım. O zaman tekrardan yetenek yarışmamıza buradan devam edelim abi. Beypazarı Addict. Eyvah eyvah. Vampirler Beypazarı ne ara içmeye başladı? Neyse, o zaman sahne senin abi. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz bira, biraz şarap önceydi. Nasıl olur? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında, ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda. Çok mu ayıp hala mutluluğu istemek? Neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir var taburesi üstümde, babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler duruyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Paramparça, 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 paramparça. Takatim yok, yine de telefon sarıldım. Son bir özür için tüm sevdiğim kadınlardan aradım. Mesajlar çıktı, kapattım. Telesekretere konuşanlardanım. Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstümde, babamın öldüğü yattayım. Bugün benim doğum günüm. Kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Paramparça, paramparça. Abi, Beypazarı Addict efsaneydin. Teşekkür ederim katılımın için. Selam söylemek istiyor musun birine? Efe'ye selam söyleyecektim, arkadaşım izliyordu. Başkalarına da söyle. Kerem var. Başkasına oğlum da söyle. Bütün akrabalarıma buradan. Bu arada Oğuz, Wicked Games söyleyeyim mi dedin ya, söyleyecek misin cidden? Söylemek istiyor musun? Yani
O senin sesin çok iyi miydi o kadar? En son yani bilmiyorum o kadar söylüyor muydu? Sen de geliştirdin mi kendini Oğuz adam? Geliştirdiysen şey yapayım yani, söyle yani. Çünkü ben de böyle dertlenirken falan söylüyordun. O zaman bok gibi söyle. Yani sadece benim için. Yani şimdi herkes diyecek ah bok gibi falan filan linçleyecekler. Linçlenmeni istemiyorum abi. Yoksa biz Oğuz'la böyle efkarlı beraber dinliyorduk. Hatta Wicked Game'in şeyi var, böyle bir cover'ı var SoundCloud'da. Böyle spesifik olarak onu dinliyoruz. Adam Gontier'ın söylediğinin üzerine bir de cover yapılmış. Cover üzerine cover yapılmış. Böyle ben şeydim, böyle kız arkadaşım benden ayrılmıştı. Ve Wicked Game dinleye dinleye böyle aga be diye böyle söyle risk oynuyorduk böyle. Bildiğin riskin kutulu oyunu var Oğuz'da. Oğlum neden çalıyorsun? Dur sakin. Dur. Manyak herif, çok hızlı başladın. Evet, bu videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. 30.000 beğeniden sonra bambaşka bir bölümle bambaşka bir etkinlikte buluşacağız. Buradan katılan herkese tekrardan teşekkür ediyorum ve bu güzel etkinliği desteklediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Yorum yazın, beğenin, birden fazla yorum atın, en sevdiğiniz yerleri 5-6 kere yorum atın. Böylelikle de algoritmada bir tık daha öne çıkabilir ve bu şekilde de destek olabilirsiniz. Yakında bir tane daha yapacağız ve yayında böyle canlı güzel bir şölen yapacağız. Siz de katılmak istiyorsanız zaten biz duyurularda Discord duyurularını atmıştık. Oradaki sunucuya girip onaylanmak için katılımınızı yapabilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.